Silvio Berlusconi hiç kuşkusuz dünya siyasetinin en tanınmış simalarından biriydi. Eski İtalya Başbakanı Berlusconi aynı zamanda milyarder bir iş adamıydı. Seks skandalları ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle zor günler geçirse de İtalyan siyasetinde ulaşılması zor bir başarı sağladı. Her şeye rağmen başbakanlık koltuğuna tam 4 kez oturmayı başardı. Renkli kişiliği ve imajına olan düşkünlüğüyle hatırlanan Berlusconi, 29 Eylül 1936'da dünyaya geldi. İkinci Dünya Savaşı sırasında zorlu bir çocukluk geçirdi. İş hayatına erken yaşta atıldı. Elektrikli süpürge satmaya başladı. Gece kulüpleri ve yolcu gemilerinde şarkıcılık da yaptı. Repertuarındaki 150 şarkıyla hatırı sayılır bir üne kavuştu. 1961'de hukuk fakültesinden mezun oldu. Ardından Milano'da bir inşaat şirketi kurdu. 10 yıl sonra medya sektörüne atıldı. Yerel bir televizyon kanalı kurdu. Şirketi, ülkenin en büyük 3 özel kanalını da bünyesinde barındıran bir medya devi haline dönüştü. Bir dönem futbola da merak sardı. AC Milan takımını satın aldı. 2017'de bu takımı Çinli yatırımcılara 740 milyon euroya sattı. 1993 yılında siyasete atıldı. Kendi partisini kurdu. Partiye bir futbol tezahüratından esinlenerek Forza Italia, Bastır İtalya ismini verdi. Aynı yıl Sağcı Partilerle koalisyon kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu. Ama koalisyon partileri arasındaki anlaşmazlık, Berlusconi'nin vergi kaçakçılığı suçundan hüküm giymesiyle birleşince büyük umutlar bağlanan hükümet kalıcı olamadı. Sadece 7 ay iktidarda kalan koalisyon çöktü. Berlusconi seçimlere yeniden katıldı. Ama 1996 seçimlerinde solcu siyasetçi Romano Prodi'ye karşı ağır bir yenilgi aldı. 2001'de ise eski hükümet ortaklarıyla yeniden koalisyon kurarak bir kez daha iktidara geldi. Kurduğu koalisyon, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun süre görev yapan İtalyan hükümeti olarak tarihe geçti. Ancak Berlusconi 2006'da bir kez daha Romano Prodi karşısında yenilgiye uğradı ve başbakanlık koltuğunu kaybetti. 2008'de partisinin ismi yenilendi ve bir kez daha başbakanlık ofisine yerleşti. 2011'de parlamentodaki çoğunluğu kaybedince başbakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı. 2017'de ise desteklediği koalisyon Sicilya yerel seçimlerini kazandı. Berlusconi'nin partisi aynı yıl genel seçimlerde de önemli başarılar elde etti. Berlusconi'nin yolu siyasi kariyeri boyunca sık sık mahkemelere de düştü. 2009'da verdiği bir röportajda 20 yıl boyunca 106 dava için tam 2500 kez hakim karşısına çıktığını anlattı. Vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve hakime rüşvet vermeye kadar çeşitli suçlamalarla karşılaştı. Hukuki açıdan en büyük darbelerden birini 2012'de aldı. Vergi kaçakçılığından 4 yıl hapis ve kamu görevinden men cezasına çarptırıldı. 75 yaş üzerinde olduğu için cezaevine girmedi. Cezasını Milano yakınlarındaki bir huzurevinde her gün birkaç saat çalışarak çekti. Berlusconi sık sık özel yaşamıyla da gündeme geldi. 18 yaşındaki bir modelin doğum günü partisine katıldığı için ikinci eşi Veronica Lario kendisine boşanma davası açtı. Lario Berlusconi'yi partinin Avrupa Parlamentosu adaylarını seçerken tercihini güzellerden yana kullanmakla da suçladı. Berlusconi'nin imajını en çok sarsansa Bunga Bunga partileri oldu. Villasında verdiği iddia edilen bu partilere çok sayıda kadının katıldığı söyleniyordu. Silvio Berlusconi hakkındaki bu iddiaları asla kabul etmedi. Hep masum olduğunu savundu. Hatta verdiği bir demeçte hakkında açılan davaları "Ben ve ailem Hitler dönemindeki Yahudiler gibi zulme uğradık" sözleriyle özetledi. Bu benzetmesiyle Yahudilerin tepkisini çekti. Berlusconi, renkli kişiliği ve politikada elde edilmesi zor başarılarıyla tarih sayfalarındaki yerini aldı.